Beklenen gün geldi. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin mesajını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar haftalar sonra ilk kez dışarı çıktı. Elbet ki yorulur tabii canım. Senin açınla iyi olmaz mı? Özgürlüğüne kavuşuyor. Ne oldu? Ya hastalık önünden iyi oldu. Fakat çok zorlandık. Emekli perişan. Daha 45 gündür yeni çıkıyoruz. Konya'nın sokaklarını şaşırdık. Sabredebilirsek ne mutlu bize yani. Mutluyuz. Ne yine bacım? Vallahi bunu aldık çıktık işte. Bugün ihtiyarlar günüymüş. Özlemişiz değil mi efendim? Ya, evde hasta oldum ya. Vallahi hasta oldum. Kadından dövüşüyorum, çocuğundan dövüşüyorum. Hepsine kızıyorum ya. Sokağa çıkma kısıtlaması 5. kez uygulandı. 24 il yine sessizliğe büründü ama bu hafta sonu muaf tutulan bir kesim vardı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar tam 7 hafta sonra 4 saatliğine dışarı çıkabildiler. Bir kural mı getirecekler? Biz kafayı bozacağız bu yerde. İki aydan beri. Yalnız ya günde mesela bu adam çıktı şimdi alışveriş yap. Pazar günü bir iş alış yapamam, veriş yapamam. Sıkıntı çok buradan. Şimdilik mutluyuz ama az sonra yine eve kapanacağız cezaevi gibi. Bir ona çatalım, bir ona çatalım. Açık öyle televizyonun şeyini büktüler mi? Kafana vuru gibi olur. Evde kapalı duralım. Azalsın, bir an önce bitsin bu. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeyle 11 ila 15 saatleri arasında 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara izin verileceği açıklanmıştı. Bu güzel haberi alan vatandaşlarsa soluğu sokaklarda aldı. Birbirimizi ancak götürebiliyoruz. Yürüyemiyor. O yürüyemiyor, ben yürüyemiyorum. Sağ olsun Allah razı olsun. Bize bir hak tanıdılar. İki aydır evde hapsiydik. İşte çık böyle Mevlana'ya dolaşırız, gideceğiz usulüz evimize. Allah nasip etsin. Bol bol yürüyüşler yapıldı, güneşli havanın tadı çıkarıldı. 45 dakikadır yürüyoruz, bir mola verdik işte 3'e kadar gezeceğiz Allah azim verirse. Evde sıkılmış mıydık efendim, nasıl geçiyordunuz? O kadar da sıkılmadık güzelim, bay bayan evde işte geçirdik günlerimizi. Balkondan eve şey yaptık işte güzelim. 2 aydır öldük. Şimdi sokağa çıktığımda diğeri şöyle basıyorum, gözlerim kamaşıyor. Evde zaman geçmiyor muydu? Geçiyor, çocuk var bir de ondan geçiriyoruz da ne olsa zor oluyor, açık alışkın olunca isteyiyor sokağa. Benim günlerim, ben hastayım annem, kanser hastasıyım, tansiyonum var, şekerim var, ayaklarım platinli. Günlerimiz çok güzel geçti, Tayyip'ten Allah razı olsun. Bizim sağlığımızı düşünüyor değil mi evladım? Bugün dışarı çıktık, iyi oldum efendim. İyi oldu, iyi oldu. Hava aldık valla. Evde vakit geçmiyor muydu? Valla çok sıkılıyorduk. Vallahi iyi oldu. Devamı gelsin mi? Gelsin gelsin, devamı gelsin tabii. Dikkat ederek tabii. İşte 45-50 gündür evde kapalıydık. Bugün fırsat verdiler bize 11'den sonra. Biz de onu değerlendirdik. Şöyle zaferdir. Çarşıdan dolaşıp geliyoruz. Allah razı olsun devletimize, milletimize. Aşağı 45 gündür falan yatıyorduk. Şimdi bugünlük çıktık Allah razı olsun. İyi yani, yine de bizim memleketimiz yine çok şükür diye tarafına bakınca Avrupa tarafına iyi yani. Çünkü çok mutluyum inan ki. Çok şükür bugünleri de varmış Rabbime. Hamdi senalar olsun Allah'ıma. Kurban olduğum Mevlam bu virüsü alsın atsın Rabbim. Geçecek bu günler. Hiç içimizi de sıkmıyoruz, kendimiz de sıkıntıya girmiyoruz. Tayyip'e binlerce teşekkürler. Onu doğuran annenin de anneler gününü kutluyoruz. Mekanı cennet olsun. Konya Büyükşehir Belediyesi de evde kalarak koronavirüsle mücadele çalışmalarına destek veren 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıktığı gün onları yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı 15 ayrı ekip şehir merkezindeki parklarda vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtımı yaptı. Sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekti. Yaşanan sıkıntıların kısa zamanda sona ereceğini, özenen günlerin yakın olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugün parklarımız 65 yaş ve üzeri büyüklerimizi ağırladı. Parklarımıza ayrı bir tat geldi. Çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz yoksa şehrimizin tadı olmuyor. Allah eksik etmesin, dedi.